Sayın Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi köşe yazarı, yılın köşe yazarı ve TV yorumcusu. Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi köşe yazarı, onu yılın siyasi analisti ödülü. Çok güzel almışlar rica ederim. Çünkü Azerbaycan adını. Tebrik ediyorum, hoş geldiniz. Bugün burada ödül alanlar arasında bizim Azerbaycan kadınlarımız çoktu. Günlara Hanım her zaman fedakarlığıyla, başarısıyla bütün bizim kadınlarımız her zaman lidirler. Tebrik ederim de ödülü takdim etmek için sahneye yine de Azerbaycan'ı çok seven Sayın Hulusi Kılıcı davet etmek isterdik. Evet, yılın siyasi analisti ödülü Bakı Devlet Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunudur Sayın Sevil Nuriyeva. Ardından uluslararası ilişkiler konusunda tezini hazırlamış ve doktora yapmıştır. Azerbaycan Devlet Televizyonlarından daha sonra ilk bağımsız televizyon kanalı ailesinde birçok program hazırlanmış ve sunmuştur. Uzun yıllar televizyon gazeteliği yapmıştır. Kendisinin mesleğinin televizyon gazeteciliği olduğunu açıklamıştır. Türk dünyasına olan büyük ilgisi ve sevgisiyle tanınan Sevil Nuriyeva çok sayıda devlet başkanıyla yaptığı röportajlarıyla da hatırlanmaktadır. Sevil Nuriyeva, Star gazetesindeki yazılarının yarısına başta TRT ve Kanal 24 olmak üzere pek çok televizyonda ve gündemde ilgili yorumlar yapmaktadır. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Size de mikrofonu uzatalım. Neler söylemek istersiniz Sayın Sevil Nuriyeva? Öncelikle Sevgula Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgula Bey'i uzun yıllar tanıyorum. Azerbaycan'da ilk Azerbaycan'a gelen Türkiye'li gazetecilerdendi. İlklerdendi. Azerbaycan'ın sesini, davasını, mücadelesini, Türk milletine yansıtan gerçekten bir dostu, gerçek bir dost. Bugün ayrıca ben Hulusi Bey'le ayrıca bu mükafatı almayı gerçekten heyecanla kabul ettim. Çünkü Hulusi Bey hem Azerbaycan'ın gönlünde taht kurmuş ve ayrıca bütün faaliyetlerimi, Azerbaycan'dayken bütün faaliyetlerimi destekleyen abim olarak, Türk devlet adamı olarak çok derin bir iz bıraktı. Bugün Azerbaycan'dan herkes tanıyor ve onun elinden almak bu ayrıca beni gururlandırdı. Ben tabii ki mükafat almak, ödül almak güzel bir şeydi. Ama bir serüvenin başına küçücük bir bakmak istiyorum. Ben ortaokulda okuduğum zaman Sovyetler Birliği vardı. Sovyetler döneminde doğdum. Ama çöküş dönemine yakın kendimizi idrak etmeye başladığım dönem, çöküş dönemine yakın bir dönemdi ve babamın, rahmetli babamın çok derin etkisi oldu üzerinde. Ben çocuktum, hatırlıyorum. Babam mühendisti benim. Ve radyolarda biz Türkiye'yi dinlemek için o özel bir şey yapıyordu, yani toprağa bir şey basıyordu, bir şey yapıyordu ki o fener, sınırda konulan mayak dediğimiz bir şeye ait. O önü kesiyordu, böyle gırık gırık seslerle Türkiye'den gelen dalgaların önünü açma açmadan bir şey yapıyordu. Onu yaparken birliğimle bayağı saygıdan anıyordu tırtırnak içinde. Sana rağmen dinleyeceğim diyordu Türkiye'yi. Ben hatırlıyorum işte Necip Fazıl'ı, Cemil Meriç'i bana okuturken farklı yollardan, farklı o dönem, Sovyet döneminde bu coğrafyada çalışan büyük elçilik temsilcilerden elde ettiğimiz kitaplarla bayağı donatılmıştım. Ve tarih müellimim hocam, bugün onu çok onurla anmak istiyorum. Ortaokulda Türklük bilincini, İslam değerlerini, Turan anlayışını kodlarımıza oturtan, belki bizim gözümüzü açan, ilk kapı açan kişiydi. O şimdi de benim memleketim Gence'de öğretmenlik yapıyor. Belki bir yerlerden duyacak, ona minnettar olduğum her ortamda dile getirmeyi unutmuyorum. Babama ve ona. Daha sonra hayatımızda çok kıymetli insanların rolü oldu. O insanları da burada saygıyla anmak istiyorum. Bize Türklük bilincini, Türkiye'nin ittifak halinde olmanı, ben meslek hayatıma başladığımda ben o duygularla, artık donatılmış o duygularla başladım meslek hayatıma. Ve burada
buradan rahmetli İlçi Bey saygıyla anmak istiyorum. Çünkü bizim bu bakış açımızın derinleşmesinde onun gösterdiği yol çok ciddi bir yoldu. Ben rahmetli Haydar Ali'yi ve rahmetle anmak istiyorum. Çünkü onun bu fikriyatı devlet politikası alanına getirmesinde büyük hizmetler olmuştu. Biz bütün bu arkada bırakılan değerleri elde getirmezsek, onu söylemezsek, bizi biz yapan bu değerleri daha sonraki nesile iletmezsek elbette biz haksızlık etmiş oluruz. Babam bana bir gün sen oraya gideceksen demişti. Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde hatırlıyorum. Benden İstanbul Boğazı'ndan su istemişti. Gerçi o zaman İstanbul Boğazı'nın suyu çok kötüydü açık söyleyeyim. Ben temiz bir su buldum. O suyu babama götürdüm. Babam hastaydı çünkü. O su ona duygusal şeyi halen unutamıyorum. Onun için ben bir Türkiye'ye aşkın, milli değerlerimize aşkın, İslami kimliğimize aşkın, muhakkak Binöre'de, ailede, çevrelendiğim muhitte, öğretmenlerine, demin mektebim projesinin başında duran değerli eğitimcimizin de söylediği gibi, o yetişme serüveninden geçerken onlar eğer donatılmazsa bizi biz yapan şeyler yok olur. Ben Seyfullah Bey size teşekkür ediyorum çünkü İpek Yolu bu ismi, bu geleneksel kodlarımıza dönerek bu ismi siz koyduğunuzda coğrafyada, dünyada ona demode olarak bakanlar vardı. Ama o kadar öngörülen onu dizayn ettiniz ki bugün bütün dünyanın davasının hem de esas maddelerinden biri bu İpek Yolu hattındaki enerji serüveninden, bu İpek Yolu hattındaki yeni ticaret yolları üzerindeki kavgaları esasında görmüş durumdasınız. Bu mükafatı almak bütün bu söylediğim parça parça ama topyekun bütün bu hayat serüvenini ifade eden bir yolun sonunda aldığı mükafatı. Ve çok kıymetliydi, çok değerliydi. Layık gördüğünüz için minnettarım. Layık gören jüri üyelerinin hepsine minnettarım. Ben de dinlediğiniz için, yorgunsunuz biliyorum ama dinlediğiniz için de minnettarım. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Şu anda beni anlatırken o son şey benim hayatımda Star Gazetesi'nin yazarı olarak Türkiye'nin medya hayatına girme nedeninin en başında gelen şeyin Türkiye'nin son 15 senede dizayn ettiği ortamdı. Ben bu ortamı bütün coğrafyamızın insanına, Türk-İslam alemine, kapıları açan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da vefayla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu zemin oluşmasaydı, böyle bir ortam oluşmasaydı, koca coğrafyanın, o mefkure taşıyıcı coğrafyanın, o dava anlayışını biriktiren coğrafyanın, o kızıl elmanı kendinin dokularında var eden coğrafyanın, insanının burada sizlerin arasında sizlerden biri olmasına kapı hiç açılmayacaktı. Ben bunu 90'ların başındaki farklı zeminlerde de görmüştüm. Onun için ben nacizane vefa borcu bir ifade ederek Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bugün onun dava arkadaşlarına bugün böyle bir ortamı kurguladıkları için minnettarım ve Sayın Seferimiz'e bu davaya hizmet veren biri olarak bugün onunla beraber bu sahneye paylaştığım için onurluyum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çok üzerinde büyük hakkı var. Hepinize minnettarım.